Merhaba arkadaşlar, Zehra'nın İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yazma üzerinde çok güzel bir model göstereceğim. Çıtı pıtı yazmamız biraz pembe, hardal sarısı, su yeşili, beyaz karışık rengarenk arkadaşlar. Buna bir model uygulamak için mecbur içinde yeşil olmadığı için sade renkle yapmam lazımdı. Bu siparişim olduğu için sade renk oya yapacağız arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi yazmamız böyle bu şekilde arkadaşlar. Modelde çok güzel çıtı pıtı bir model. Her yazmada da kullanacağınız bir model arkadaşlar. Yazmamızın markası da Reyhan İpek. Şöyle de göstereyim. Reyhan İpek yazma arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara alalım. Modelimiz tek sırada gidiyor arkadaşlar. Sadece bir tane zürafa yapacaksınız altına. Sonra da böyle modeli uygulayacaksınız üstünde. Şöyle netleştirelim arkadaşlar. Daha net görmeniz için. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Çok güzel, çok rahatlıkla ilerleyen modellerden bir tanesi. Şimdi ben modelime geçiyorum arkadaşlar. Ben altına zürafa yaptım zaten. Hemen hemen bir kenar zürafa yaptım. Çünkü sipariş olduğu için başladım kenarından da. Üstünün modelini de başladım. Devam ederek de sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Modelimize ben bu kadar zaten yapmıştım. Şimdi buradan hemen ben bir tane zürafa yapıyorum. Şu şekilde zürafa yapıyorum. İpimi biraz uzun tuttum. Çünkü devamlı pırpır yaptığım için çabuk bitiyor ipim. Siz de yaparken biraz uzun tutarsanız daha iyi olur sizin için. Şimdi tam beyazın üstünde göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yazmamız siyah olduğu için parlıyor, sıkıntı oluyor o zaman da. Şöyle tam net yapalım. Bu şekilde. Buradan hemen pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpır yapıyorum. Hemen yanına yine pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kameramızı böyle yapalım. İpimi öbür taraftan attım. Üstüne getirdim pırpırımızı. Böyle bu şekilde. Buradan içine yine pırpır yapıyoruz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Rahatlıkla ilerleyen modellerden bir tanesi. Ben bundan iki tane, bu ikinci yapışım. Bir tane daha önce yine aynı hardal sarısıyla yapmıştım. Aynı yazma. Çünkü bu yazmadan iki taneydi. Müşterim de aynı modelden iki tane istedi. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zürafaya hemen batıyorum. Buradan ayarlayarak buraya düğümü atıyorum. Böyle bu şekilde. Tekrar hemen bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Buradan yine aynı şekilde yuvayı oluşturdum. Yuvanın içine pırpırımı yapıyorum.
Bu model arkadaşlar ütülenince kalıp gibi duran modellerden bir tanesi. Tabi elinize de bağlı. Eliniz ne kadar düzgün olursa ütüde de o kadar güzel durur. Ama bazı benim bildiğim kadarıyla bazıları var. Elleri pek düzgün olmayan, burada da benim birkaç arkadaşım var. Elleri pek düzgün değil ama oyayı ütüyle düzeltiyorlar. O zaman da hiçbir şeye yaramaz. Yıkanınca eski haline geri dönür. Böyle arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü zürafaya uzatıyoruz. İpimizi ayarlayarak, elimizle ayarlıyoruz arkadaşlar, uzatarak böyle düzenliyoruz. Böyle. Arkadaşlar örgü için örgü kanalım var. Oraya da bekliyorum sizleri. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Patik. Şimdilik patikle başlıyorum. İleriki günlerde inşallah daha da değişik örgüler yaparız. Hayalimdeki patikler diye oraya da abone olabilirsiniz örgü seven arkadaşlarımız. 1, 2, 3, 4. Böyle 4 tane arada bırakıyoruz. Hemen buraya yuva oluşturuyorum. Yine aynı şekilde. Üç tane pırpırımızı yaptık ve en baştaki pırpıra batarak böyle yukarı çıkıyoruz. Ve buradaki yine aynı pırpırın içine üç tane pırpır yapıyoruz. İpimi de soran arkadaşlar için ipimi de göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız demiş ki ne ipini önceden ayarlayın, numarasını öyle gösterin. Ama bazıları inanmıyorlar. Farklı ip gösterdiğimizi zannediyorlar. Onun için numarasını içinden çıkartıp öyle gösterince daha iyi inanıyorlar. Bunu açmayacağım böyle. 672 numara altın başak. 6 kat numara, 50 numara. Bunu böyle hardal sarısı gibi bir renk. Bazı hardal sarılar bazı yazmalarda uyum sağlamıyor. Ben bir de ipimi mesela iğneme taktıktan sonra böyle buradan geçiriyorum. Hiç ipimde dağılma, pörsüme falan olmuyor. Onun için de fazla düzenlemeye gerek kalmıyor. Zaten düzenli olduğu için hepsi bir kutunun içinde. Onun için böyle iplerimi de böyle buradan bağlayarak
kesiyorum arkadaşlar. İpimi de böyle göstermiş olduk. Modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Son hali de böyle olacak. Şöyle gösterelim. Daha net olsun. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.